Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Değerli izleyenler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vız gelir tırız gider sözleri sonrası CHP'liler tarafından kıza çekilmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'yla savaşı ifşa oldu. Gelişmeler sonrası İmamoğlu'nun CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olabileceği iddia edildi. CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki soğuk savaş gün yüzüne çıkarken, İmamoğlu'nun olası yeni hamlesiyle ilgili bomba iddialar gündeme geldi. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk konuyla ilgili çarpıcı detayları köşe yazısına yazdı. 2021'in son aylarında İstanbul'da AK Partili bir belediye başkanıyla kahvaltıda buluşmuştuk. Kahvaltıya sadece 5 dakika geç kalmıştım. Ne yalan söyleyeyim, önemli bir haberi de 5 dakikayla atladığımı fark ettiğimde epey üzülmüştüm. Bir kahvaltı salonuna girmeden hemen önce masadaki bazı gazeteciler ve belediye başkanı, İstanbul'un belediye başkanının CHP'den istifa etme ihtimalini konuşmuşlar. AK Partili belediye başkanı da son noktayı koymuş. CHP'den istifa edip İYİ Parti'den Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edebileceğine ilişkin duyumlar bize de ulaştı. Ben kahvaltı masasına oturduğumda konu çoktan geçmişti ama kulağıma geldiği kadarı bile yetti. 6 ay kadar önce İBB'nin bir teröründen sonra yaşananlarla ilgili dün Mehmet Acet Yeni Şafak'taki köşesinde bir ayrıntıyı paylaştı. Millet İttifakı'nın iki lokomotif partisi CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarının katıldığı tören sonrası İYİ Parti lideri Akşener'in paylaşımda bulunduğu ama Kılıçdaroğlu'nun oralı olmadığını hatırlattı. Sonrasında İstanbul'un belediye başkanının talimatıyla danışmanın yaptığı şu paylaşımı da hatırlattı. Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atık yakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkür ederiz. Bu bilgileri teyit eden bir başka yazarsa Turgay Güler oldu. Güler, dün akşam gazetesindeki köşesinde İstanbul'un belediye başkanını yerden yere vuran CHP medyasının tavrını izlerken şunları söylüyor. Görünen o ki sorun daha da derinleşecek. Kemal Bey farkındaymış. Şimdi sıkı durun. Meral Hanım, istemiyorsanız biz alalım demiş. Belgem yok, ispatlayamam. Lakin CHP'li yazar çizerin dilinde. Mümkün mü peki? Mümkün. Bu iki yazar arkadaşımızın kesiştiği noktanın altını çizmekte fayda var. Yaklaşık 7 ay önce kahvaltı sofrasında konuşulan konu bugünlerde ete kemiğe bürünüyor görünüyor. Yani o günlerde başlayan CHP içindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası, Kılıçdaroğlu'nun ya benimle yürüyün ya da yolumdan çekilin dediğinde ayyuka çıkmıştı. Dün piyanist Fazıl Say'ın müzikolog babası Ahmet Say'ın Ankara'da cenaze töreni vardı. Cenaze töreninde Fazıl Say'ın hemen yanında İstanbul'un belediye başkanı değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Aynı safın sağında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, solunda HDP eş başkanı Mithat Sancar vardı. İkili cenaze namazı öncesi uzun uzun konuştu. Gözüm İstanbul Belediye Başkanı'nı da aradı ama yoktu. Cenazede verilen mesaj seçmene ve İstanbul Belediye Başkanı'naydı. Bayram ziyareti adı altında Karadeniz'e çıkartma yapan ve paylaştığı fotoğraftan, dağıttığı promosyonlara kadar her konuda CHP medyası tarafından yerden yere vurulan İstanbul'un belediye başkanı için şu ana kadar olumlu ya da olumsuz tek bir cümle kurmayan Kemal Bey, Fazıl Say'ın acı gününde onun yanında yer aldı ve hal diliyle konuştu. Fazıl Say, İmamoğlu'nu desteklediğim için toplumdan özür diliyorum demişti. Kemal Bey de hal diliyle, bak ben buradayım ve senin yerin dibine sokan sayın yanı başındayım dedi. Yakın gelecekte İstanbul'un belediye başkanı İYİ Parti'ye katılmak için harekete geçerse, Millet İttifakı'nın taşıyıcı kolonları, CHP İYİ Parti arasındaki ilişki biçimi ne yöne evrilir çok merak ediyoruz. Siz etmiyor musunuz? Ben etmiyorum.